Suriye'de dün 55 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ardından yeni bir saldırı girişiminin önlendiği belirtildi. Suriye Devlet Televizyonu'na göre Halep kentinde içinde 1200 kilogram patlayıcı bulunan bir aracın sürücüsü etkisiz hale getirildi. Başkent Şam'da meydana gelen dünkü patlamalar ülkede ayaklanmaların başladığı tarihten bu yana en kanlı olaylardan biri oldu. Suriye hükümeti saldırılardan yabancı güçleri sorumlu tutarken muhalif Suriye Ulusal Konseyi olayların arkasında hükümetin olduğu görüşünde. Nahnu yani bu bombalamaların zamanlamasını göz önünde bulundurmalıyız. Bu patlamalar, Annan planının da şart koştuğu üzere, rejime bağlı ağır silah ve tankların şehirlerden çekilmesinden hemen sonra meydana geldi. Bu şart koşma durumuyla bombalama olayları arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan insan hakları izleme örgütleri bugün cuma namazı sonrası gerçekleşen yönetim karşıtı gösterilerde 14 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aktivistler bugünkü olaylarda güvenlik güçlerinin kent merkezlerine büyük zarar verdiğini öne sürüyor.